Murat Sevinç, 16 Haziran 2021, Diken. Muhterem muhalefet, ben size helallik için vekalet vermedim. Bir helalleşmedir gidiyor muhalefetin söyleminde. Birileri helallik istiyor, birileri helallik veriyor, birileri helalleşmeyi genel seçim koşuluna bağlıyor. Muhalefet bunu durup dururken başlatmadı tabii. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın esnaftan helallik isteyen sözlerinin ardından önce sosyal medyada helal etmiyoruz kampanyası başladı. Ardından başta CHP olmak üzere muhalefet partileri helalliğin sandıkta verileceğini dillendirir oldu. Bir kez, iki kez, üç kez duramadılar. İki haftadır yazmak istediğim konunun başına bu sabah oturabildim ve verdiğim arada Tanıl Bora'nın helalleşme kavramından hareketle çok güzel bir yazı kaleme aldığını gördüm. Mesleki deformasyon nedeniyle olsa gerek, vekalet kavramını, kurumunu kullanarak Bora'nın yazısından da yararlanacağım. Türkiye Anayasası'nın ikinci maddesinde laik yazmasına karşın laik seküler bir ülke değil. Teokrasi de değil, haliyle ikisi arasında bir yerlerde, bazen bir uca, bazen diğer uca yaklaşıyor. Son yıllarda bir yandan AKP siyaseti, diğer yandan AKP seçmeninin aklını çelmek için çabalayan muhalefetin marifetiyle dini terminoloji günlük yaşamın vazgeçilmezi oldu. Bu durum daha dindar bir toplum mu yaratıyor? Bana kalırsa hayır, hatta aksi yönde etkileri çok belirgin. Her toplum ve zaman diliminde bir şeyin fazlasının insanları bıktırdığı gerçeği bir yana, hali hazırdaki idari temsilcileri ve çevrelerindeki çıkarcı dalkavuk halesinin herhangi bir inanca dönük sempatiye neden olması mümkün değil. Bu yüzden siyasal İslamcıların memnuniyetle tanıklık ettiğim şu hallerinin laikleşme, sekülerleşme tarihine önemli katkı sunduğu kanısındayım. Buna mukabil, söz konusu dinsel terminoloji kullanımı belli ki bir süre daha sürecek. Çünkü muhafazakar kesimin başka bir dil bilmediği, duysa da anlamayacağı, dindar insanlarla ve toplumun her kesimiyle kurulması gereken o zorunlu bağın yalnızca tek bir yol ve üslupla kurulabileceği yönündeki yanlış kanaat muhalefeti esir almış durumda. Yapacak bir şey yok. Hal böyleyken, örneğin ilk seçimde dindar olmasa bile mutlaka dindar görünen birilerinin aday yapılacağına kuşku yok. Şu satıra kadar yazdıklarım, anayasasında laik yazan bir ülkenin siyasetinde dini terminolojinin hiçbir biçimde yeri olmayacağı anlamına gelmez kuşkusuz. İkisi ayrı düzeyler. İnanç dediğimizde kültürün çok temel bir öğesinden de söz ediyoruz. Her ilke, kurum, yaşama geçtiği toprağın havasından, suyundan etkilenir doğal olarak. İnancın terimleri günlük yaşamda olduğuna göre siyasette de olur, bundan sonra da olacak. Ez cümle, sırf safını belli etmek için, ışıklar içinde olsun zorlamalarına da gerek yok. Bana kalırsa nur içinde yatsın, rahmet eylesin, ne güzel işte. Hukuk kuralları ve idari işlemlerin referansını herhangi bir inançtan alamayacağı ilkesi bir yanda, siyasetin toplumla kurduğu bağın muhtelif dil ve araçları diğer yanda. Mesele ölçü ve ilişki kurma arzusundaki samimiyette. Çünkü o ölçü tutturulamadığında 1982 anayasasını halka sempatik göstermek için yurt gezilerindeki konuşmalarında ayet ve hadislerden örnek veren Kenan Evren'le yolsuzluğa israf demek zorunda hisseden zihniyet arasındaki çizgi bulanıklaşıyor. Daha önce de birkaç kez yazdım. Toplumlara nasıl davranacağını söyleyen yalnızca hukuk kuralları değildir. Her toprakta hukuk, din ve ahlak kuralları bu işlevi birlikte görür, görmesi beklenir. Hukuk kurallarının diğer ikisinden temel farkı arkasındaki kamu otoritesi. Tarih boyunca oluşmuş ilkeler gereği çoğu durumda hukukun suç ya da kabahat dediği bir fiili dinin ve ahlak kurallarının alanında da kınanır. Her durumda değil, çoğu durumda. Örneğin hırsızlık suçtur, günahtır ve ayıptır. Diyelim yasaya değer vermeyen biri inandığı dinin hükmünce sınanacağını düşünür, inançsızsa bu kez toplumsal ahlaki normlar devreye girer, ayıptan çekinir. Buna vicdan da diyebiliriz. Herhangi bir dinin hükümlerinden çıkmak zorunda değil o vicdan. Sözün özü, Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz gibi deyişler boşuna yerleşip kabul görmüyor toplumsal yaşamda. İnanç bir ahlak öğütler, ancak inançtan, inançlardan bağımsız bir ahlak da yön verir insan davranışına. Allah'tan korkmayan, kuldan utanmayan ve hukuk kurallarını umursamayan insan haliyle en tehlikeli olanı. Nicedir, eksikliği hiç hissedilmiyor. Siyasetçilerin farklı kesimlerle diyalog kurarken dinsel, kültürel araçları kullanması doğal ve anlaşılabilir diyelim. Peki son zamanlarda helalleşmeyle kastedilen nedir ve kimin adına veriliyor o helallik? Tanık olduğumuz helallik söylemi içinde asgari adalet talebi de barındırıyor mu örneğin? Burada sözü Tanıl Bora'ya bırakayım.
Gündelik, popüler, yaşayan dindarlıkta helal kavramı, iyi, doğru, güzeli ölçme tartma yükünü devretmeye, vicdani sorumluluğu üzerinden atmaya yaramıyor mu? Birçok durumda kolayca kendiliğinden. Bir şey olmaz ruhsatı devşirerek veya sıkıntı yok ikrarı alarak, hakkaniyeti değil de cezasızlığı hesap etmenin vasıtasına dönüşmüyor mu? Popüler, seküler kavramındaki aferin, bravo, iyi yaptın anlam baskın hale gelmiş gibi görünmüyor mu? Tribündeki helal olsun size, helal olsun tezahüratındaki gibi. Helalleşmede sıkıntı var yani. Sadece uygulamadaki bir sorun mu, yoksa dinin otomatikman ahlak demek olmadığına, vicdan ve ahlakın dinle tüketilmeyeceğine dair bir ikaz mı? Her neyse, helal ruhsatı kollamak ve helal et talepkarlığı çok durumda, tekrarlayayım, hakkaniyet yerine cezasızlığı kollayan bir toplumsal etosun belirtisi. Mesele bu değil mi? Helallik talepleri cezasızlığa heves etmiyor mu sizce de? Bu durumda sandıkta helalleşmeden söz edenler ne demiş oluyor? Hukuksal ve insani olarak böyle kolay mı bu işler? Tanıdığım en dindar insanlar olan rahmetli anne ve babamdan bir ömür kul hakkıyla gitmemeyi nasip etsin telkinini duyarak büyüdüm. Muhalefet başka bir din mi keşfetti? Okuyan var mıdır bilemiyorum ama muhterem siyasetçiler, çok can yandı bu ülkede ve yanıyor. Çok kahır çekildi ve çekiliyor. Çok haksızlık yapıldı ve yapılıyor. İnanç, inançlı insanları ilgilendirir. Buna mukabil ülkenin anayasa ve yasaları, inançlı ve inançsız herkesi. Aklı başında hiç kimsenin intikam gibi ilkel eylemler beklediği falan yok. Adalet istiyor insanlar. Adaletsizliğin bir bedeli olduğunu görmek istiyor. Dürüst yurttaşlığın bir ödülü olduğunu görmek istiyor. Adil yargılama ve herkesin hak ettiğini bulmasını görmek istiyor. Ne eksik ne fazla. Anlıyoruz, anlıyorum. Hak vermiyor ama anlayabiliyorum tercih ettiğiniz terminolojinin gerekçesini. Ancak milyonlarca yurttaştan biri olarak size yalnızca vekil olmanız için yetki verdim o sandıkta. Hepsi bu. Aramızda başkaca bir vekalet ilişkisi yok. Bir gün iktidar olursanız, adil biçimde sorulmayan her hesap sizden de sorulacak. Kuşkunuz olmasın. Helallik faslına gelince, benim hakkımı ele güne helal etmekten vazgeçin artık.